bankadaki banka promosyonlarının kullanılmasına biz Deniz Şehir Yüksek Kurulu olarak haramdır demiyoruz. Evet. Ama caiz değildir diyoruz. Yani faiz değil, açıkça bir faizli bir işlem değil. Hı hı. Faiz diyemeyiz ona. Çünkü faiz olması için karşılıklı bir sözleşme iki tarafta olması lazım. İşte 10 lira yatıracaksınız, 11 lira alacaksınız. Bu faizdir. Yani para karşılığında para kazanmak. Ama burada maaş karşılığında, yani maaşınızı diyelim ki A bankasından ya da B bankasından alıyorsunuz. Bankada diyor ki benden maaşını aldığın için ben de sana hediye vereceğim diyor. İsmi hediye, yani promosyon yani. Benden maaş aldığınız için diyor. Yani burada bir sözleşme söz konusu maaşı. Ama burada devlet memurları ya da işte efendim aylık çalışanlar bir şekilde bir bankadan almaları gerekiyor. Bankadan almak zorundalar. Banka eliyle, banka yoluyla bu işleri organize ediliyor. Daha önceden ben bilirim. Mesela banka falan organizesi yoktu. Biz iş yerine giderdik, elden, muhtemelimizden parayı sayarak alırdık mesela. O zaman banka yaygın değildi mesela. Ama günümüzde artık banka üzerinden bunlar yapılmak zorunda veya böyle bu şekilde bir zorunluluk haline geldi. Evet. Ancak bunun bu hediyeyi veren kurumun faizli işlem ya da faiz gelirinin daha çoğu, yarının daha çoğu faizli işlem olan, geliri haram olan özel ya da tüzel kişilerin hediyeleri mekruhtur. Biz de diyoruz ki bu promosyon, banka promosyonları, maaş karşılığında verilen promosyonlar şaibeli olduğu için, bakın haram net olarak demiyoruz ama şaibeli olduğu için bunu kişinin ihtiyacı yoksa buna ya da ihtiyaç duymayacak kadarsa biraz daha müstahni olsun. Yani o paraya muhtaç hissetmesin kendisini. Bunu fakir fukaraya versin diyoruz. Fakir fukaraya versin. Ama kardeşimiz diyor ki ben bunu efendim alacağım ama işte neye harcayacaktı? Doğalgazı harcayacağım diyor. Ya da elektriği harcayacağım, suyu harcayacağım diyor. Burada şimdi biraz konuları değerlendirirken yanlış değerlendiriyoruz. Kendi istifadesi yani kendi menfaati, kendi faydası için kullanmasıdır. Orada ne alabilir? Ekmek alabilir onunla, istifade etmiş oldu. Veya elbise alabilir, istifade etmiş oldu. Gaz alabilir, istifade etmiş oldu. Ayakkabı alabilir, yani ekmek almasıyla doğal gaz almasının arasında hiçbir fark yok. Neticede kendi menfaatine dönüyorsa, istifadesine dönüyorsa, onu ne alırsa alsın sorun değil yani. Ne alırsa alsın sorun değil. Hatta telefonuna efendim kontör alsın yani. Vatandaşlar da diyor ki, efendim ekmek alıp yiyip işte ağızdan bir şeyin girmesidir. Hayır. İstifade ettiğin, faydalandığın her şey senin içindir yani. Onun için ekmek almakla, promosyon parasıyla doğalgaz ödemek ya da bir başka şey ödemek arasında hiç fark yok. En güzeli ihtiyacımız yoksa o promosyonu fakir bir insanlara vermek en ideal olanıdır.